Bilinmezliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. 16 yıl önce dünyanın kaderini değiştiren bir olay yaşandı. Dünya üzerindeki en ölümcül ve bulaşıcı virüs insanlığın sonunu getirdi. Sadece haftalar süren bu kaosta insanlar önce panik oldu. Sonra etrafı yağmaladı ve şehirleri terk etmeye çalışırken öldüler. Bilim virüsün yıkım hızına yetişemedi. İletişim kısa süre içinde kesildi. Sağ kalan olduysa bile dünyanın geri kalanından bir haberdi. Virüs insanların canını almakla kalmadı. Hayvanları da agresifleştirdi. Bu bir tür kuduz gibi ama çok daha gelişmişi. Tüm bunları bu şekilde açıklayabiliyorum. Ne de olsa bilim insanı değilim. Böylelikle doğa hiç olmadığı kadar acımasız bir hale geldi. Uzun zaman sağ kalan biri olduğuna inanmadım. Yıllarca yaptığım geri dönüşü olmayan telsiz çağrılarından ve düzenli olarak yakın şehirlere bıraktığım yanıtsız mesajlardan sonra kardeşimle hayatta kalan son iki insan olduğumuzdan emindim. Daha fazla yanılamazdım. Arkadaşlar merhaba. Birazdan giriş konuşmamı yapacağım. Geldiniz. Evet arkadaşlar, Cem Boray Yıldırım tarafından yapılan bir oyunu oynuyoruz. Tek bir geliştiricisi var oyunun. Tekrardan hoş geldiniz diyeyim arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Keyfiniz, huzurunuz. Değilse bile mücadeleye devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bakalım, Onselay nasıl bir oyun? Hep birlikte görelim. Çantayı açmak için tap tuşuna bas. Tık. Villeyi bul. Bilmiyorum nasıl okunuyor arkadaşlar ama. 5 gündür yollardayım. Neredeyse geldim sayılır. Tamam. Tren raylarını takip edeceğiz. Harika. Evet. Koşma var. Koşuyoruz. Sıçrama yok. Grafikleri böyle size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gayet hoş. Keşke arabalar hala çalışıyor olsaydı. Bu 5 günlük yolculuk sadece birkaç saat sürerdi. 5 gün boyunca topuklara kuvvet. Ana karakterimiz Jim o zaman. Jim'i yönetiyoruz biz. Oyun biraz sakin başladı. Yaklaşmış olmalıyım. Huzur verici bir müzik. Ortam. Hayatta kalma oyunu. Onselay.
Bakalım hangi maceralar bu demoda bizleri bekliyor. Arkadaşlar bu arada Steam'den indirebilirsiniz Ponce Live'ın demosunu ücretsiz olarak. Umalım da bu yer gerçek olsun. Umarız. Takip ederseniz Steam'den checklistlerinizi alırsanız ya da yapımcı arkadaşımızı, geliştiriciyi desteklemiş olursunuz. Böyle yapımların çıkması ufak tefek işler olarak görülmesin arkadaşlar. Çok güzel bir şey bizler için. Türkçe dublaj oyunlar, Türkçe oyunlar. Kim bilir belki bir kişiyle başladı bu mücadele arkadaşımız. Koca bir ekiple devam edebilir. Hayatın ne getireceğini bizlere, ne götüreceğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Odaklanma tuşu dedi. Böyle kamerayı yakınlaştırıyoruz. Kingdom Come Deliverance diye bir oyun vardı. Yanlış söylemediysem ismini arkadaşlar. Telaffuz etmediysem. Bağımsız bir yapım. Hayatta kalma oyunu. İşte ortaçağ temalı. O da işte arkadaşlar küçük bir ekiple başlıyor ama sonradan şu an ikinci oyunu yakında çıkacak devasa bir ekibe sahip oldular. Yani o yüzden neler olacağını bilemeyiz. Hayatta mücadele etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Paleti kaldırdık. Eyvah. Hayır. Uzak. Tanrım, neredeyse ölüyordum. Çok ucuz atlattık. Ha, fener. Alabiliyor muyuz? Hayır. Bir çadır. Bir şey çadırlara üstten saldırmış. Uçabilen bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yemek var mı? Yok. Yemeğimiz. Yemek de yok. Almamış. Pencerede. Huzur dolu başladı oyun. Ama huzurumuz kaçıyordu az kalsın. Bunu söylemeden es geçmeden. Kan kurumuş fakat yok olmamış. Evet. Bu eski bir olay ama o kadar da değil. İyi dikkatli söyledim. Olmalıyım. Huzurumuz şu an tamamıyla kaçmış durumda. Çadırdaki kan izleri bir hayvana ait olmalı. Hala dünyada başka insan kaldığına dair hiç umudum yok. Karavana girebiliyor muyuz? Hayır. Pekala, yolumuza devam edelim. Burada bir şey yokmuş. Çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Ne biçim bir tuzak hazırlamışlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bak bıçaklarını kesme tezgahına benziyor değil mi arkadaşlar? Kesme tezgahına acayip bir tuzak hazırlanmış. Profesyonelce. Merdiven sesi duyunca aklıma Resident Evil 3 oyunu geliyor arkadaşlar. Bu cidden birileri tarafından yazılmış. Kurtarılmaya değer biri var mı? Diye bir not bulduk. Resident Evil 3 dedim arkadaşlar. Resident Evil 3'ün orijinalinden bahsediyorum. PlayStation 1 zamanında çıkan. Yani 1998-2000 arası öyle bir şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada teknik yetersizliklerden dolayı, zamanın getirdiği teknolojinin yetersizliklerinden dolayı
ara geçiş sahneleri mesela. Mekan değiştiriyoruz. Ya kapı açılıyordu ya merdivenden çıkıyorduk. O merdiven sesi aklıma geliyor hep. Öyle kalmış aklıma. Yıllar geçmesine rağmen. Evet. Doğa yürüyüşü gibi arkadaşlar şu an. Ama az kalsın gidiyorduk. Trenlerin çalışmayı bıraktığı zamanları hatırlıyorum. Evet. İlerleyişimiz devam ediyor arkadaşlar. Sonunda. İleride bir şeyler var. Çok güzel. Doğru yolu buluyoruz nihayet. Unutmacığım, eğer sana doğru koşan bir hayvan görürsen sakın geçen seferki gibi donup kalma. Tanrım, neredeyse kendimi öldürtüyordum. Düşün, sadece kaç. Aman ha, sakın donup kalmayasın Jim. Bir mağara. Mağara değil, pardon. Çok ürpertici bir yere geldik. Hala inanamıyorum. Bizim gibi sağ kalan birileri var. Ve öylece dışarıdalar. Sanırım haklısın. Ne zaman çıkıyoruz? Bu gece. Mantıklı, evet. Gidip hazırlanayım ben. Önce iyice bir düşünelim. Orası buradan çok uzak. Oraya yürüyerek gitmemiz 5 ya da 6 gün sürebilir. Fark eder mi ki? Hayallerimiz gerçek oldu. Bak, bu yolculuk tek yön. Alacağımız erzaklar dönüşümüze yetmez. Eğer orası gerçek değilse... Erzağı yol üstünde bulabiliriz. Olmaz, şansa bırakamayız. Çoktan vazgeçmiş gibi konuşuyorsun. Sadece gerçekçi düşünüyorum. Sağ kalan birilerini bulmak uğruna onca mücadele verdik. Daha başlamadan vaz mı geçiyorsun yani? Etrafına bakar mısın? Hayatta kalmak için gereken her şey var. Ayrıca bunları inşa etmek için çok fazla uğraştık. Bir ihtimal uğruna tüm bunlardan vazgeçemeyiz, Daniel. Dışarıdaki yaratıklardan bahsetmiyorum bile. Bunun uğruna ölmeyi tercih ederim. Daniel, mantıklı düşünmüyorsun. Babamız orada olabilir. Yaptıklarından sonra ona nasıl hala baba diyebiliyorsun? Kapa şu konuyu artık. Duyduklarıma inanamıyorum. En muhtemelen o zaten çoktan ölmüştür. Sence neden hayatta kaldık? Ah, yine mi bu konu? Virüse karşı bağışıklığımız olduğu için hayattayız. Tek açıklaması bu, Daniel. Bu doğruysa babamız da bağışıklıdır ve bizim gibi hayatta kalmış olabilir. Her halükarda bu yolculuk kimse için alamayacağımız bir risk. Ve ayrıca bu yer gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Belki hepsi bir tuzaktır. İnsanlıktan ümidini bu kadar çabuk mu kesiyorsun? İnsanlık bizi daha önce de yüzüstü bıraktı. Cahilliği ve bencilliğiyle. Neden tekrar yapmasınlar? İnsanlar bencilce, aptalca davrandıklarında ne olduğunu gördüler. Ama eğer babam hayattaysa, ne olursa olsun onu yüzüstü bırakmayacağım. O da diğer insanlar gibi öldü ve hak ettiğine kavuştu. Onun hakkında böyle konuşma. Eğer bu durumda onun yerinde annemiz olsa nasıl davranırdın, hiç düşündün mü? Annemi abuk sabuk kıyaslar için böyle konulara dahil etmeyi bırak. Sen haddini fena aşıyorsun. Sen zaten kararını vermişsin. Nefesimi neden harcıyorum ki?
Kardeş yaramaz ya. Uslu değil. Söz dinlemedi, çekti gitti. Yalnız gitmene izin vererek büyük bir hata yaptım. Şimdi seni bulacağım kardeşim. Biz flashback mi yaptık şu an? Geriye mi döndük anılarımıza? Hala bu yerin gerçek olduğuna inanamıyorum. Bir hayatta kalma oyunu olan. Aa, hayır. Kargalar. Koş. Hangisiler? Eyvah, parçalıyorlar. Çok güzel hayatta kaldık. Çok güzel hayatta kaldık arkadaşlar. Halbuki Jim kendi kendine demişti. Koş demişti. Sakın kilitlenme. Aa, hayır. Kargalar, koş! Eyvah, koş! Koş, 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 koş! Sinematikten sonra bir ağırlık geldi üzerim arkadaşlar. Ama şurada bir yapı var. Oraya bir yere saklanmalıyım. Koş, 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 koş! Az kaldı, başardık mı? Evet! Harika! Virüs yüzünden kargalar en kötüsü haline geldi. Onları vurmak neredeyse imkansız. En iyi seçenek kaçmak. Not diyoruz. Hemen bakalım. Sırf genç olmadığımız için reddedildik. Şimdi geceyi burada geçirip tüm yolu geri gitmemiz gerekiyor. İşte bu gibi sebepler yüzünden dikkatli olmaya çalışıyordum. Keşke anlayabilseydin Daniel. Yalnız yaşın konuyla alakasını bağdaştıramadım. Yaşlılar dışlanıyormuş anladığımız kadarıyla. Hiç görmez mi kabul ediliyorlar? Görebileceğiz mi bakalım ilerleyen zamanlarda. Şurada bir yapı var. Bu bizim 5 gün sonra ulaşacağımız yapı bu olsa gerek insanların. Evet, bir yerleşim yeri ama bahsedilen yer mi? Göreceğiz. Keşke elimde karşıya geçmeme yardım edecek bir şey olsaydı. Keşif yapmamız gerekiyor. Karşıya ulaşacak bir şeyler bulacağız. Tarafta kuşlar var. Dikkatli olalım. Şurada bir yönlendirme var. Evet. R tuşuna basılı tut ve fareyi hareket ettir. Tamam. Bir deneyelim. R tuşuna bastık. Evet, fareyi oynatıyoruz. Bırakalım. Çok güzel. Çok güzel bıraktım. Harika. Tekrar deniyorum. B tuşuna basılı. Şimdi bu sefer oldu. Buradan da her şey gideceğiz arkadaşlar. Bakalım. Olsa bile demirin oraya denk getirmemem lazım herhalde ki. Şimdi olabilir. Harika, başardık. Acaba herkes nerede? Şu an çok sessiz ortam. Kimse yokmuş gibi görünüyor.
bile gözlemledi. En son not dün yazılmış. Pazartesi, şu ana kadar önemli bir şey olmadı. Kule gözlemleri notlarını okuyoruz arkadaşlar hep birlikte. Salı görünüşe göre virüs hayvanları gerçekten de çıldırtıyor. Akıllarını yitirmelerine neden oluyor. Bugün yaban domuzuna saldıran küçük bir tavşan gördüm. Yaban domuzuna saldıran küçük bir tavşan. Harika. Çok mantıklı. Tavşan kardeş çıldırmış. Tavşanın saldırısı bir saniye sürdü doğal olarak. Yaban domuzu için kolay akşam yemeği oldu. Yani tavşan yürek yutmuş ama neden? Çünkü akıl sağlığı yokmuş tavşancı. Çarşamba, perşembe, çarşamba bir not yok, perşembeye geçtik. Bugün her şey sakin. Her zamankinden daha fazla. Dikkat çeken tek şey ormanın derinliklerindeki hasta kargaların sesleri. Bugünlerde sayıları arttı. Köye çok sık uğramadıklarını hesaba katarsak muhtemelen ormanda yeterince leş buluyor olmalılar. Cuma günümüzde, cuma günde not yokmuş. Bu şekilde devam ediyoruz. Beni kargalar hakkında şimdi uyardığın için sağ ol. Not mu var? İngilizceymiş. Artık eminim. Yakın zamanda birileri buradaydı. Peki biriyle karşılaştığımda ne diyeceğim? Merhaba, sen 16 yıldan sonra gördüğüm ilk insansın ve köyünüze izinsiz girdiğim için özür dilerim. Sadece kardeşimi bulmak istiyordum. Böyle mi diyeyim? Beni ilk görüşte vurmasalar bari. Evet, yalnızlığın böyle bir etkisi var galiba insanda arkadaşlar. Kötü espriler yapıyor. Hani kendi kendine bile insan demek ki kötü espriler yapabiliyor. Ki bilmiyorum. Sizlerin de başına geldim. Zaman zaman benim de başıma geliyorken böyle kötü espriler yapıyorum. Evet. Arkadaşlar, yayını beğendiyseniz, desteklemek adına beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone değilseniz kanala abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Oyunu nasıl buldunuz? Yayını nasıl buldunuz? Olumlu, olumsuz görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Dediğiniz için özellikle çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp. Çocukken kulvarda koşan atları izlediğimi hatırlıyorum. O zaman hayvanlar çok zararsızdı. Tümünü istediğimiz gibi kullanıp suistimal ettik. Maalesef. Onları hiç hak etmedik. Maalesef. Yaşam belirtileri var arkadaşlar. Köyde bakın. Çamaşırlar vesaire. Yalakta su var mı? Yok. Yanan bir ızgara mı? Burada ne pişiriyorlardı, sebze mi? Yok ya, bu bir şaka olmalı. Evde kimse var mı? Tık tık. Kimse var mı? Merhaba. Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Çok tuhaf. Tuhaf olan neymiş? Cumaları söyleşiye katılın. Köy sınırları dışına çıkmayın. Zamanı geldiğinde kurtuluş gününü cesaretle kucaklayın. Doktorun yaşı hakkında tek kelime etmeyin. Evet. Çok komik.
olmuş. Doktorun yaşı. Doktor kendini çok mu komik zannediyormuş acaba? Yaş takıntısı var demek. Bu odada bir şey bulamadık. Bir de böyle lambur lumbur girdik içeri ama inşallah kimse bize saldırmaz. Rahat rahat geziyorum. Herhangi bir savunma silahımız da yok. Bir not daha. Yeni gelenlerin günlüğü. Birinci gün. Bugün bu köyde ilk günümüz. Şimdiye kadarki en yeni gelenleriz. Bunca yıldan sonra başka bir insanı görebileceğimizi hiç düşünmemiştik. Meğer burada yaşayan küçük bir topluluk varmış. Kasaba halkıyla ilk kez tanışacağımız için çok heyecanlandık. Gerçi zamanı geldiğinde büyük bir fedakarlık yapma karşılığında onların sunduklarından yararlanmak için garip bir sözleşme imzaladık. Yapılması gerekeni yapacağız. Garip bir sözleşme mi? İkinci gün. En son ne zaman et yediğimizi hatırlamıyorum. 16 yıl önce miydi? Sonunda tekrar tadabilmek ne büyük bir lütuf. Artık tekrar et yiyebildiğimize göre ayaklarımızın üzerinde durabiliriz ve Alice hızla iyileşebilir. Üçüncü gün. Yıllardır bu kadar canlı uyandığımı hatırlamıyorum. Artık gözü açık uyumak yok. Duvarın ötesindeki bu çılgın hayvanlar artık bizi rahatsız edemez. Alice'i dün gece kütük gibi uyurken gördüm. Sevgili Alice sonunda her zaman aradığı huzuru buldu. Dördüncü gün. Bugün bize sıradan işler verildi. Herkesin yapabileceği türden işler. Güvenle çalıştığımız o günleri özlediğimizi söyleyebilirim. Kaçmaya, saklanmaya gerek kalmadan. Güvenle çalıştığımız o günleri özlediğimizi söyleyebilirim. Yanlış mı okudum diye bir an tekrardan göz gezdirdim de arkadaşlar. Kaçmaya, saklanmaya gerek kalmadan. Güvenle çalıştığımız o günleri özlediğimizi söyleyebilirim. Yani burada neden bahsediyor? Kaosun ta 16 yıl öncesinden mi? Yoksa kaos zamanı? Yoksa neyse burayı es geçeceğim. Kaçmaya, saklanmaya gerek kalmadan ne zamandır bu tür işlerin hayalini kuruyorduk. Ama bu pandemi öncesi çalışma düzenimize dönmek demek. Artık bu çalışma hızına alışmamız gerekecek. Yani anladım. 16 yıl öncesinden bahsediyormuş. 7. gün. Son 3 gün çok yorucu geçtiği için yazmaya fırsat bulamadım. Burada çalışmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Yine de dışarıda hayatta kalmak için savaşmaktan iyidir. Görünüşe göre onların sunduklarını kazanmak durumunda kalacağız. Bir bedel ödenecekmiş arkadaşlar. Ama bedel ne? Şu an için bir sır durumunda. Etlik kazanmış. Et mi yiyebiliyorlar? Enfekte olmamış bir hayvan nereden buldular? Bu mümkün değil ki. Ya da enfekte hayvanları mı yiyorlar? Hiçbiri anlamlı gelmiyor. Şimdi mantıken enfekte hayvanlar yeniyorsa vahşi ve saldırgan olabilir bu insanlar tahminen. Ama bilmiyoruz. Şu an birçok belirsizlik var oyunla ilgili. Görünüşe göre ihtiyaçları olan her şeye sahipler ama elektrikleri yok mu cidden? Neden bu kadar şaşırdın ki? Gayet 16 yıl olmuş. Dünya küçük kıyameti yaşayalı. Elektriğin olmaması gayet normal bence. Ama közler hala har durumda. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her an bir aksiyon olabilir. Ona göre dikkatli olmamız lazım. Şu an yapabileceğimiz tek savunma mekanizmamız topuklamak. Ya topukluyoruz ya da topukluyoruz arkadaşlar. Başka seçeneğimiz yok. Bir rüyanın içinde yaşıyorlar. Birbirlerine yardım ettikleri, uyum içinde yaşadıkları bir topluluk. Mekanda huzurlu görünüyor.
Bir grup arkadaşla ateşin başında oturup gülmenin, aynı zamanda güvende olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlayamıyorum bile. Aman tanrım. Beni içeri aldığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Lafı olmaz. Lütfen bu tarafa gelin. Adınızı öğrenmemde bir sakınca var mı? Gerçek bir insanla konuştuğuma inanamıyorum. Adams. Henry Adams. Sizi temin ederim ki biz gerçeğiz ve buradayız Bay Adams. Uzun bir yol geldiğinize inanıyorum. Açlıktan ölüyor olmalısınız. Evet. Evet. Güzel. Bugün lezzetli bir menümüz var. Fakat önce şuna bir göz atmanız gerekiyor. İşte size vaat ettiğimiz şeyler ve karşılığında talep ettiklerimiz. Anlarsınız ya, burada her şeyi düzenli tutmak istiyoruz. Bu yüzden topluluğumuza katılmak isteyen herkeste bir sözleşme yaparız. Lütfen zaman ayırın ve bir karar verin. Evet, onaylıyorum. Bu maddenin ne anlama geldiğinin farkında mısınız? Evet. Ve buna rağmen onaylıyorsunuz. Evet. Buna rağmen... Güzel Bay Adams. Öyleyse sizi köyümüze buyur etmekten mutluluk duyarım. Houseville. Lütfen. Houseville. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Şimdi idareci arkadaş maddenin üzerine tekrardan vurguladı. Buna rağmen kabul ediyor musunuz? Şimdi bu madde nasıl bir madde? Onu görmek lazım. Muhtemelen ağır bir bedeli var. Ona rağmen kabul ediyor musunuz dedi. Yani işçilik vesaire, hayat mücadelesi, bu zaten olacak şeyler arkadaşlar. Eğer bir topluluğa katılıyorsak. Yani çalışmak zorundayız. Ama onun dışında ekstradan ağır bir bedel olabilir. Asket atalım. Evet arkadaşlar. Demomuz burada sona erdi. Yapımcı arkadaşa başarılar diliyoruz. Emeklerine sağlık. 18 Kasım 2024'te piyasaya sürülecekmiş arkadaşlar. Oyun. Kaldığımız yerden devam edebilmemiz için bir not da bırakmış kendisi. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık tekrardan. Ben oyunla ilgili kendimce görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Vurguladık bir kişinin yaptığı oyun. Yerli bir yapım. Türkçe dublaj var. Çok güzel. Seslendirmesi çok hoş. Grafikleri vesaire. Hikayesi iyi. Hikayesi de akıcı. Çok sıkıcı değil. Yani merak ettiriyor. Acaba neler olabilir? Merak unsuru var. Yani böyle direkt kestirip atası gelmiyor insanın içinden. Bir merak oluyor. Ama oyunlayış kısmında herhangi bir kaçtık. Hatırlarsanız kargalardan kaçtık. Bir de bir tuzaktan kurtulduk. Onun dışında bir aksiyon kısmı olmadı. Yani yaptığımız herhangi bir şey olmadı. Şunu yaptık bir de. Tahtayı alıp yapıya geçmek için, binaya geçmek için kendimize köprü gibi bir şey yaptık tahtadan. Onu gerçekleştirdik oynayış kısmında. Onun dışında neler bekliyor bizi, bir belirsizlik var açıkçası benim kafamda. Benim için en azından, bilmiyorum sizin görüşleriniz nasıl, onu da çok merak ediyorum arkadaşlar. Mutlaka yazın. Mesela ne bileyim, en basit hayatta kalma bir oyunu olduğunu tahmin ederek bunun. Yani öyle düşünüyorum. Zaten öyle de yani hayatta kalmak
için bir şeyler yapmamız lazım. Ne bileyim, bir şeyler toplamamız, kamp ateşi yakmamız, bir şeyler istiflememiz, zulalamız, zula yapmamız. Ya da ne bileyim, hayvanlara ne bileyim sopayla vurulabilir. Yani böyle ufak oynayış özellikleri olması lazım. Benim beklentim bu yönde yani. Yoksa oyun başka şekilde mi ilerleyecek? Geliştirici bu şekilde mi, hikaye temalı bir oynayış mı bizlere vaat ediyor? Onu bilmiyorum, araştırmadım ama şayet bu şekilde hikaye odaklı devam edecekse benim ilgimi çekmez. Yani bilmiyorum, benim artık sadece yürüyerek oynanan oyunlar, tamam hikayesi çok güzel, yani çok başarılı, Türkçe dublajı olsun, eyvallah, ama yani benim sadece yapmak istediğim yürümek ya da koşmak olmaz yani. Çünkü öyle oyunları artık ben oynamak, benimle ilgili olabilir belki. Oynamayı tercih etmem açıkçası, yani yürüme simülasyonu olan oyunları. Farklı aktif özellikleri olsun isterim, aksiyonları olsun isterim oyunun. Heyecanlanmak, yani bir şeylerle oyalanmak, bir şeyi başarmak isterim. Ne bileyim yani, bir kümes yapmak, ne bileyim, ya da bir sandal yapmak, karşıya geçmek işte. Erzak aramak, erzakları bulmak için ne bileyim yaratıklarla mücadele etmek gibi şeyler vesaire vesaire, birçok şey üretebiliriz hemen, ama uzun uzadıya size anlatmak istediğimi anladığınızı düşünüyorum. O yüzden çok fazla örneğe gerek yok. Ben yapımcı arkadaşıma başarılar diliyorum, kardeşimize. Cem Bora Yıldırım kardeşimiz. Eline emeğine sağlık. Ama benim nacizane tavsiyem, yani bu şekilde mekanikler olacaksa eğer, şu an hazırlanan demo da bunun sinyallerini vermiyor. Vermedi yani demo bana. Hani öyle bir şey vaat etmedi yani. Hayatta kalmak için yani yürümek ya da koşmak dışında pek bir şey göremedik demoda. Demo kısmını biraz daha, çok az daha uzun tutup, eğer varsa bu özellikler, onu da ekleseymiş bence daha etkili olur. Yani bu haliyle yani çok benim hoşuma gitmedi açıkçası. Ama emeğine sağlık. Mutlaka güzel şeyler olacaktır, ekleyecektir. Belki de benim düşündüğümden daha güzel şeyler ekleyecektir, ama öyle bir sinyal vermedi demo bize. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Gerçekten hoşunuza gittiyse yayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.